Ömer. Zehra abla, ne oldu? Can, çabuk, çabuk koş arabayı getir, çabuk. Allah'ım ne yapacağım? Ne olur yardım et, ne olur. Hadi Can, hadi nerede kaldın, hadi. Ne yapacağım ben? Hangi tukkanı takalım anneciğim? Sarıyı mı, siyahı mı? Hiçbirini. O zaman pembe filli olanı takalım, en sevdiği. Hayır dedim. Neden kızım? Hiçbirini takmak istemiyorum çünkü okula gitmeyeceğim. Ben babama gitmek istiyorum, onu çok özledim. Ama anneciğim, babam müsait değil biliyorsun. Çalışıyor. Ara o zaman, söyle çalışmasın. Aslı seni çok özlemişti. Lütfen anne, ara. Babama biz geliyoruz de lütfen. Tamam anneciğim, arayacağım. Eğer meşgul değilse gideriz babanı görmeye, tamam mı? Ayşe. Nihat. Kötü bir şey yok değil mi? Siz iyi misiniz? Yok, iyiyiz biz. Aslı seni çok özlemiş de okula gönderemedim. Eğer meşgul değilsen seni görmeye geleceğiz. Gelin tabii. Ben de kızımı çok özledim. Tamam. Hazırlanıp çıkıyoruz. Görüşürüz. Gidiyoruz değil mi anne? Evet anneciğim, gidiyoruz. Ayşe. Günaydın kızım. Günaydın Hediye abla. Aslı babasını çok özlemişti. Biz holdinge gidiyoruz. Ben bir süreliğine burada olamayacağım. Tamam yavrum. Anneme sen göz kulak olursun değil mi? Gözün arkada kalmasın. Yani Jülide Hanım'ın neye ihtiyacı olursa ben hallederim. Sağ ol Hediye ablacığım. Sen de sağ ol yavrum. Hadi. Senin ne işin var burada? Seni görmeye geldim canım. Özlemiş olamaz mıyım? Hem sen niye tedirgin oluyorsun? Nasıl olsa boşanıyorsunuz. Artık ilişkimizi saklamamıza gerek yok. Beliz, boşanmak isteyen Ayşe, ben değilim. O dediğin ben nefes aldıkça olmayacak. Karımdan asla vazgeçmeyeceğim. Tamam canım, anladım. Niye sinirleniyorsun ki? Çünkü beni sinirlendiriyorsun. Bir şeyi kaç kere söylemem gerekiyor? Aşkım benim. Özlemek suç mu yani? Bak kızım hemen. Ben diyorum ki biz seninle beraber tatile mi çıksak acaba? Buralardan uzaklaşmak bence sana çok iyi gelecek. Sinirlerin iyice yıpranmış. Ve sen delirdin mi? Ben bu haldeyken, her şeye sarpa sarmışken nasıl giderim? Aşkım, bence sen istersen her şeyi yaparsın. Ya ayrıca hatırlasana. Ben sana hep çok iyi gelmişimdir. Kafanı toparlasan biraz, sinirlerin güzel güzel yatışsa daha iyi olmaz mı? Benim holdinge gitmem lazım. Asya ve Ayşe beni bekliyor. Sen de ortalıkta gözükme. Tamam canım, sen ne dersen o. Bay bay. Sizin patron bayağı bir korkakmış. Baksana, seninle şu çırağı gönderdiğine göre. Canına mutsun. Ercan Bey'e götürmeden yolda bitirelim mi işini ha? Söyle, bitirelim mi işini? Cesaretin varsa bitir. Bana bak, kapa çeneni. Yoksa acımam, çekerim tetiği. Arif,
patronu sağ salim teslim edeceğiz. İndir şu silahını. Bizzat kendisi bitirecek işini. Sen de fazla konuşma. Bas gaz hadi. Patron seni dört gözle bekliyor. Senin için özel bir kutlama hazırlamış. Can ne tarafa gittiler? Ne tarafa gittiler Can? Merak etme Zehra abla. Bulacağız onları. Alo, Murat Bey. Zehra Kervancıoğlu ben. Duyuyor musunuz beni? Alo, alo. Murat Bey, duyuyor musunuz? Zehra Hanım, siz misiniz? Sesinizi tam alamıyorum. Alo, alo. Ya telefon kesiliyor. Murat Bey, beni duyuyorsanız lütfen dinleyin. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ömer Ercan Keser'in adamları tarafından konaktan kaçırıldı. Biz şimdi peşlerine düştük. Yani Can'la birlikte peşlerindeyiz, yoldayız şu an. Demirci köy tarafına doğru gidiyoruz. Ne olur yardım edin bize. Kesin de inşallah duymuştur. İnşallah. Can, Can Ömer'i bulmamız lazım. Ne olur yalvarın biraz daha hızlı git, ne olur. Sakin ol abla, yetişeceğiz inşallah. Benim anlamadığım güvenlik çemberini nasıl açtılar? O kadar adamı atlatmalarına imkan yok. Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Ömer güvendeyiz diyordu. Buraya kimse giremez diyordu. Ben nasıl oldu hiç anlamadım. Ömer'i aramam lazım. Dön hadi dön. Yine ulaşılamıyor. Ömer neredesin? Neredesin Ömer? Allah ne olur yardım et. Ne olur Ömer'e bir şey olmasın, ne olur. Hediye. Günaydın. Günaydın Bahşen'de Hanım. Bana sonra sade bir kahve yapar mısın? Tabii, yaparım Bahşen'de Hanım. Günaydın Jülide Hanım. Günaydın Hediye. Az kalsın Bahşen'de Hanım'a yakalanıyor. İlaçlarınızı getirdim. Buyurun. Teşekkür ederim Hediye. Bak helalleşmiştik ama hala hakkın geçiyor bana. Ben senin hakkını nasıl öderim? O nasıl söz Jülide Hanım? Siz hele bir iyileşin. Kendinize gelin de. Ömerler nerede? Ayşe sabah uğramadı. Bir şey mi oldu acaba? Ayşem'le Asya dışarı çıktılar. Ömer'le Zehra'yı ben de görmedim sabahtan beri. Görmedin mi? Neredeler ki? Vallahi hiç bilmiyorum. Söylemediler nereye gittiklerini. Gerçi haber vermeden çıkmazlardı ama.
Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Yoksa Ercan... Yok yok, sakin olun. Yani bu kadarına da cesaret edemez artık. Sizi öldü biliyor. O rahata ermiştir. Ömer de Zehra da gençler. Belki hava almaya çıkmışlardır. Belki baş başa kahvaltıya gitmişlerdir. Rabbim iyi günlerini göstersin yavrularım. Amin. Benimle uğraşmaktan bir türlü baş başa kalamadı çocuklar. O kadar üzülüyorum ki. Böyle konuşmayın ne olur. Siz çok iyi bir annesiniz. Ömer de Ayşe de çok şanslılar. Hem kaç anne sizin yaptığınız fedakarlığı yapabilir ki? Dur bakalım kervancıoğlu. Burada mı? Evet burada. Çek sağa. Sonra da usul usul in arabadan. Ha, sakın bir delilik falan yapayım deme. Hadi in bakalım. Bir dakika Zehra abla. Dikkatli olmalıyız. Buralarda olabilirler. Evet, haklısın. Galiba kimse yok. Sen burada bekle. Ömer yok. Neredesin Ömer? Nereye götürdüler seni? Ablam ne olur onu koru. Ömer sana emanet, ne olur ona bir şey olmasına izin verme ne olur. Özledim seni. Dur bir bakayım sana. Aa, sen bir günde bayağı büyümüşsün. Çok mu büyümüşüm? Ne kadar büyümüşüm baba? Hmm, dur bakayım. 20. Yok yok, 50 milimetre uzamışsın. Değil mi annesi? Evet. Büyüdü benim kızım. Kocaman oldu. Ama ben büyümek istemiyorum. Neden? Çünkü sen büyüdüm diye gittin değil mi? O yüzden sevmiyorsun beni. Olur mu öyle şey bir tanem? Ben seni çok seviyorum. Hem de dünyalar kadar. Sen ne kadar büyürsen büyü, bu iş değişmeyecek ki. Ama o zaman neden eve gelmiyorsun? Asya'cığım, babana kreşte çizdiğin resimlerden çizmek ister misin? Ben evde unutmuşum da. Ama burada da çizebilirsin. Çok mutlu olurum. Tamam o zaman. Babama çok güzel resim yapacağım. Kağıtta bu evin kalemi var mı baba? Var bir tane. Gel. Gel bakalım. Aa, şurada boyama kalemimiz var. İşte boya kalemi. Kağıt da çıkaralım. Al bakalım seç. Çok güzel olacak baba.
Benim kızımın yaptığı her şey çok güzel olur zaten. Allah'ım yardım et bana. Hata mı yapıyorum? Daha çok küçük. Kızımı kendi huzurum için baba sevgisinden mahrum bırakmaya hakkım var mı? Usta menteşe yok mu? Evladım boşuna arama, boşuna arama. Elimizdekiler var. Yani dün alacaktım unuttum. Ya hemen ben gidip alıp geleyim. Yok evladım. Ben cumaya gideceğim zaten. Dönüşte de eve bir şeyler bırakacağım. Gelirken alırım. Tamam usta. Kolay gelsin evladım. Sağ ol usta. Allah kabul etsin. Halit amca. Komutan, komutan. Nereye gidiyorsun Halit komutanım? Askeri arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Devrimle ne zamandır görüşmüyorduk. Sen nereden geliyorsun? Camiden. Aferin asker. Askerin en büyük silahı duadır. Mermiler sonradan gelir. Allah kabul etsin. İnşallah. Nereye gidiyorsun Halit amca? Şu ileride bir kahve var. Orada bekliyorum. Ben giderim. Olsun, ben de geleyim seninle. Sen şey yap, eczaneden ilaç al. Benim yeğenim yatıyor evde. Hastaymış. Başa ağrıyormuş. Aysel Hanım mı? Alırım tabii. Hadi uğurlar olsun, geldim zaten. Ben de geleyim komutanım, oturur bir çay içeriz. Sohbet ederiz, sonra sizi eve bırakırım. Biz iki komutan özel şeyler konuşacağız. Gizli yani. Peki komutanım. Yok, bu böyle olmayacak. Dağılıp aramamız lazım. Sen sağ tarafa git, ben sola gideceğim. Olmaz Zehra abla, seni burada yalnız bırakamam. Korkma, ben başımın çaresine bakarım. Mümkün değil, ne olur bunu benden istemeyin. Can lütfen, dikkat ederim. Sen beni merak etme. Bak bizim hemen Ömer'i bulmamız lazım. Ama... Bu adamlar çok tehlikeli. Ne olur, lütfen daha fazla zaman kaybetmeyelim. Peki, tamam. Ne olur dikkatli olun. Zehra abla... Bu da sende kalsın. Ne olur ne olmaz. Zehra. Önüne bak, yürü. Hoş geldin Ömer Kervancıoğlu. Hoş geldin. Benim yüzümü bir daha görmeyeceğini düşündün öyle mi? Hı? Geç otur şöyle. Hadi geç otur dedim. Merak etme. Hiçbirinin içinde yumurta yok.
Aslında başka şartlarda tanışsaydık belki de çok iyi iki dost olabilirdik. Hele hele benim oğlum olsaydım mesela. Düşünsene, mutlu ve büyük bir aile. Bababam. Ama tabii sen benim oğlum değilsin. Dost olma fırsatını da kaçırdın. Hatta benim düşmanım oldun. Hem de en büyük düşmanım. Çünkü sevdiğim kadını öldürdün. Canımdan can kopardın. Bana aitti Jülide. Bugüne kadar hiç kimse ama hiç kimse bana ait olan bir şeyi benden alamadı. Sen buna cüret ettin. Ama şimdi hesap görme zamanı. Arif. Ercan Bey'in arabasını hazırla. Hadi. Sen bana yardım et. Can sen miydin? Benim Zehra abla. Ne yaptın Ömer'den bizi bulabildin mi? Maalesef. Ben de Murat komisere sesimi duyuramadım herhalde. Çok kötü oldu. Zehra abla, sen burada beklesen ben bir etrafa göz atıp gelsem. Yok, yok olmaz. Vakit kaybedemeyiz. Zehra abla. Can, bak şimdi sen bu tarafa git. Ben de şöyle gideceğim, tamam mı? Tamam. Biraz sonra işim bitecek Ömer Kervancıoğlu. Şu anın tadını çıkar. Derin derin nefes al. Ciğerlerine doldur. Çünkü aldığın son nefesler olacak bunlar. Bakışlarla meydan okumak ha? Yani ölüm bana vız gelir diyorsun. Bravo. Bravo. Saygı duyulacak bir hasımsın. Baban da öyleydi. Ama zamansız öldü. Ve ne yazık ki senin kaderinde babanınkiyle aynı olacak. Hatta ondan daha kötü olacak. Ne o? Göründüğün kadar cesur değil misin yoksa? Ama kork tabii, kork. Doya doya kork. Ama ve lakin korkunun ecele faydası yok. Bak kafiyeli oldu. Senden zerre kadar korkmuyorum Ercan Keser. Öyle mi? Peki sana bu yolculuğa yalnız çıkmayacağını söylesem. Ben çok anlayışlı bir adamım Ömer Kervancıoğlu. Çok.
çok anlayışlı. Gönlüm seni karından ayırmaya razı değil. İşte şu hani ölüm bizi ayırana dek diye bir laf var ya. O sizin için geçerli değil. Ölüm bile ayıramayacak sizi. Karın da hemen ardından gelecek. Hemen. Ne o? Korkudan kafayı mı yedin yoksa? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? Nedir bu? Canına mı susadın? Bana bak. Bu bir şakaysa hiç komik değil, anladın mı? Hiç komik değil. Ya cevap versene be adam. Oyun bitti. Ercan Keser. Ne? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz ha? Ne yapıyorsunuz? Muhsin Bey. Merhaba. Senin psikopat patronun en sonunda bunu da yaptı. Onu vurdurdu. Sen bu tetikçiyi tanıyor musun? Biliyor musun kim olduğunu? Tamam. Size her şeyi anlatacağım. Yalnız Ercan Bey burada da peşime birisini taktı. Her an gelebilir. Fazla vaktim yok. Dinliyorum. Burası çok ortalıkta bir yer. Bunu söylemesi çok zor. Onu ben vurdum. Ne? Ben yanlış mı duydum? Ömer Bey, lütfen sakin olun. Bakın, annenizi ne kadar sevdiğimi ve ona ne kadar çok saygı duyduğumu biliyorsunuz. Ama ben bunu isteyerek yapmadım. İsteyerek yapmadım, öyle mi? Ercan Bey, Jülyet Hanım'ı öldürmezsem çocuklarımın canını kıyacağını söyledi bana. Ben mecbur kaldım Ömer Bey. Çocuklarım benim bu dünyadaki her şeyim. Bu hayattaki tek varlığım onlar. Hem zaten ateş ederken de öldürmek maksadıyla ateş etmedim. Omuzuna hedef aldım. Hayata bir tehlikesi olmasın diye. Bu korkunç. Hayatımın en zor anıydı. Düşünsenize elimin bir titrediğini. Ben sevdiğim bir insanı... Muhsin Bey, bu anlattıklarınızı mahkemede söylerseniz yargılanmasını sağlayabiliriz. Evet. Ama bunu öğrendiği zaman intikam almak için çocuklarıma zarar vermek isteyebilir. Düşünsenize ne kadar zor bir durumda olduğumu. Beni anlayabiliyorsunuz değil mi? Hı hı. Dahası da var. Ercan Bey Jülyet Hanım'ın ölmediğini öğrendiği zaman öfkeden deliye döndü. Bir adamıyla beraber beni buraya yolladı. Jülyet Hanım'ı zehirlememiz için. Zehirlemek için? Evet. Ama ben bunu yapmadım elbette. Sadece benle beraber gelen adamın böyle olduğunu zannetmesini sağladım. O kadar. Yani şu an Ercan Keser'in tek bir hedefi var. O da onu öldürmek. Evet. Ve ben maalesef vazgeçeceğini hiç zannetmiyorum. Peki. O zaman biz ona istediği ölümü vereceğiz. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Psikopatımızın şanına yakışır bir oyun oynayacağız. Ercan Keser, sizin ona zehir verdiğinizi düşünüyor değil mi? Evet. Tamam.
Oyuna buradan devam edeceğiz. Ben hiçbir şey anlayamadım. Bana o Jülide Hanım'ın öldüğüne nasıl inandıracaksınız? Doktor ve hastane kayıt işlemlerini ben halledeceğim. Siz bana karşı işbirliği mi yaptınız? Muhsin sen Jülide'yi öldürdün. Cevap versene! Ne zamandan beri ortaksın sana? Söylesene ne zamandan beri, ne zaman sattın beni? Emin misiniz? Bu çok tehlikeli bir plan. Başka çaremiz yok. Tamam ama... Ercan Bey beni tek başıma göndermez konağa. Mutlaka yanımda birilerinin olmasını isteyecektir. Çünkü benden hala şüpheleniyor. Orasını ben hallederim. Peki ben konağa nasıl gireceğim? Etrafta bu kadar polis ve güvenlik görevlisi varken. Konağa tamirci geleceğini söyleyeceğim. Siz de tamirci kılığında geleceksiniz. Adamı inandırmak için de bana güç kullanabilirsiniz. Çıkarken korumaları bir şekilde oradan uzaklaştırmış olacağım. Çok meraklısın Ercan Keser. Çok. Ama sana cevap vermeyeceğim. Ne de olsa içeride bunlar düşünecek çok fazla zamanın olacak. Ne saçmalıyorsun sen? Öyle bir şey olmayacak. Olacak. Olacak. Çok güzel olacak. Siz nasıl bir oyun kurdunuz bana? Ama ben bunun hesabını sorarım. Ben bunun hesabını sorarım. Hiçbir şey yapamayacaksın Ercan Keser. Hiçbir şey. Yolun sonuna geldim. Oyun burada bitti. Buradan çıkış yok. Polisler de birazdan burada olurlar. Beni duyuyor musunuz? Biz Paşaköy tarafındayız, ormandayız. Beni duyuyorsanız lütfen yardıma gelin. Biz yoldayız. Bir yere saklanın, bizi bekleyin. Alo? Murat Bey? Kesildi. Allah'ım inşallah duymuştur. Çıkamayacaksınız.
Alo. Şu ellere iyi bak misin? Şu ellere iyi bak. O silah indiğinde senin boğazına sarılıp aciz bir köpek gibi hırıltılar içinde seni boğacak olan şu ellere iyi bak. Öldün sen. Öldün. Karşımda bir ölü duruyor. Sen korkuyorsun. Göz bebeklerinden anlıyorum. Elinde silah varken bile benden ödün kopuyor. Ama korkacaksın tabii. Korkacaksın. Beni öldür diye yalvaracaksın. Çünkü sen... Polisi arayacak değil mi? Polis gelecek ha. Topunuz gelin. Ercan keserim ben. Ercan keser. Sakın yaklaşma. Ne o? Elinde silah varken bile benden korkuyorsun ha. Bak. Bak sana ne kadar yakınım. Hatta eline dokunacak kadar yakınım. Sana yaklaşma dedim. Bırak. Bırak, bırak. Buraya kadar Ömer Kervancıoğlu. Buraya kadar. Bacağımdan vuruldum. Tamam, sadece sıyırmış. Korkmanıza gerek yok. Siz beni bırakın. Ercan'ı yakalayın. O yakalanmadan hiçbirimiz güvende değiliz. O başladığı işi bitirir. Bitirmeden durmaz o. Kaçamayacaksın Ercan Keser. Hangi deliğe girersen gir, seni bulacağım. Zehra, sen burada ne yapıyorsun? Sen konaktan öyle çıkınca... Zehra, sen buraya nasıl gelirsin? Nasıl yaparsın bunu? Çıldırdın mı sen? Muhsin. Ercan Muhsin'i yaraladı. Ağır mı? Hayır, değil. Sen Muhsin'in yanına git. Tamam. Sen? Geleceğim. Ben geleceğim. Ömer, ben de geleyim seninle. Zehra, sakın. Sakın dedim, tamam mı? Ya uygun değillerse?
Allah Allah. Yaşmadılar ki. Halit amca evdeler demişti ama. Dayı. Erkencisin. Eve erzak aldım kızım. Ay dayıcığım çok değil mi bunlar? Biz iki kişi nasıl bitireceğiz bunca şeyi? Biz sana söylemeyi unuttuk tabii. Aysel ablalar evlerine geri döndüler. Öyle mi? Evin tamiratı bitti demek ki. Bitmiş. Sana çok teşekkürlerini iletti. Hakkınızı helal edin dedi. Sağ olsunlar. Biz insanlık görevimizi yaptık. Helal olsun. Ay kadın var ya, sabah erkenden kalkıp yemek bile yapmış. İnanılmaz bir kadın ya. Aa. İlaç almışsın. Hasta mısın? Ay yok kızım. Ağrı kesici. Lazım olur diye. Kaybetmişsiniz. Buna tampon yapmamız lazım. Bende mendil var. Ömer Bey'i görebildiniz mi? Evet, karşılaştık. Ercan Keser'i arıyor. İnşallah yakalayabilir. Biraz olsun kanamayı durdurur. Sağ olun. Çekmez. Lazım olunca çekmez. Allah kahretsin. Ne yapıyorsun sen? Biri tekerleri parçalamış. Arabanın anahtarları da yok. Sende mi? Sende mi sattın beni? Muhsin'le ortak mısın ha? Muhsin? Anlamadım. Ne ara Ömer'in tarafına geçtiniz ha? Kapımdaki bütün ne ara sattınız beni? Patron yemin ederim öyle bir şey yok. Ben kimsenin tarafına geçmedim. Ama ihanetin bedelini hepiniz ödeyeceksiniz. Hepiniz.
vereceksin! Bu neydi şimdi? Ömer? Zehra Hanım durun gitmeyin. Zehra Hanım. Seni bulacağım. Bulup çok büyük bir zevkle öldüreceğim. Ama önce can çekişmeni görmek istiyorum. Gebertme beni diye yalvaracaksın. Kıvranacaksın. Sonra öleceksin. Her şey sırayla. Her şey sırayla. Kervancı oğulları ölümden başka bir şey hak etmez. Tahir hiç hak etmediği halde anneni almıştı. Tabii biz o zamanlar daha tanışmamıştık. Tahir o yüzden meydanı boş buldu. Ama ben bu yanlışı düzelttim. Tahir'in elinden onu aldım. Tahir'in ne kadar acı çektiğini bilmiyorsun tabii. Sen daha çocuktun. Jüri de bana gelince acıdan kıvrandı. Ama hak etmişti bunu. Hak etmişti. Ama ben en büyük hatayı sizi o zaman öldürmemekle yaptım. Öldürseydim belki Jüri de hala hayatta, hala yanımda olacaktı. Ama her şeyin bir sırası var. Önce sen, sonra karın cehennemi boylayacaksınız. Seni gördüm kervancıoğlu. Hadi çık. Çık karşıma. Şimdi işim bitti kervancıoğlu. Şimdi işim bitti. Ömer Bey peşinden gitti öyle mi? Evet. Sonra da Zehra Hanım gitti. Hadi hadi çabuk olun. Hayır. Gelme Zehra. Hayır Zehra gelme gelme. Zehra git buradan git. Kaç. Vay 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 vay. Kim varmış burada? Kafesine doğru uçmakta olan minik dişi bir kuş. Şansım yaver gitti. Bir taşla iki kuş vurmak bu olsa gerek. Hayır. Hayır mı? Bence evet. Sevdiğin kadını kaybetmek ne demek? Sana öğreteceğim.